Bitkiciden herkese merhaba dostlar. Bugün nasıl yapılır serimize devam ediyoruz. Sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de anıviyası nasıl budamalıyım, nasıl üretmeliyiz? Anıviyasın yaprakları döküldü, ne yapmalıyım? Anıviyası nasıl dikmeliyim gibi sorulardı. Şimdi arkadaşlar, aklınıza gelen sorular olursa sadece anıviyasla ilgili değil, akvaryum bitkilerin bakımı, budaması, çoğaltılması ile ilgili tüm soruları sorabilirsiniz. Dilimin döndüğünce size yardımcı olmaya çalışacağım. Videolar çekmeye devam edeceğiz. Gelelim konumuza. Bugünkü konumuz anıviyaslar. Anıviyaslar rizomlu bitkiler grubunda yer alır arkadaşlar. Ne demek rizomlu bitkiler? Şöyle şuradaki anıviyasımızı alırsak daha net görebileceğiz. Bakın şurada kameramız netleyebilirse eğer. Ortadaki gövde boylu boyunca olan, yani yaprakların ve köklerin dışında şu aradaki kalan gövde bu anıviyasın rizomudur. Rizomlu bitkilerin anıviyas, javafer, guseplandra, bunlar rizomlu bitkiler. Bu rizomlu bitkilerde rizomu kesinlikle kumun içine gömüyoruz arkadaşlar. Kökleri gömebilirsiniz. Şöyle daha net göstermek gerekirse. Şu uzun kökler kuma gömülebilir. Şu rizomu, şurası rizom, kesinlikle kuma gömüyoruz. Çünkü buradan fotosentez yapar, bitki besini buradan sağlar. Burayı kuma gömdüğünüzde sıkıntı yaşar, bitki çürüyüp ölebilir. Kesinlikle burayı kuma gömmüyoruz. Ama benim size tavsiyem, bu köklerle uğraşmayın. Kökleri şuradan makasla kesin ve bir mango köküne güzelce sabitleyin. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu mango kökümün üzerine ben bunu yaklaşık 1,5 sene önce yapıştırmıştım. Bağlamıştım misineyle. Şu anda misine falan yok. Kendisini sabitlemiş durumda. Görebiliyorsunuz kökleri. Kökler çok güzel bir şekilde mango köküne yapışmış halde. Bunu ilk diktiğimde şu kadardı arkadaşlar. İlk sabitlediğimde şu kadardı. 5-6 yapraklı. Bunlar ithalattan gelen anıviyaslar. Anıviyas mini geldi ama mini oldu. Anıviyas nana. Kocaman. Anıviyas oldu. Bunları laboratuvarda üretiyorlar arkadaşlar. Bakın. Belli zaten kökleri biraz değişik. Şurada da olması lazım. Bakın. Bu da belli. Bu da laboratuvar üretimi. Anıviyas mini diye geldi bunlar. Ama 1,5 sene sonraki hali böyle oldu. Yani bu arada da ben bundan çok fazla da sattım. Yani 1,5 senede ancak bu 30-40 yaprak olmadı. Büyüdükçe ve sipariş geldikçe şuradan aralardan makasla bölüp uçlarından sattım. Yani bunlardan bayağı çıkmıştır. Hatta bu da o zaman dikilmişti. Yani ben şu mango kökünün üzerine 5 tane dikmiştim bundan. 5 tane sabitlemiştim. Şöyle küçük küçük. 5 taneydi. Ama tabii her biri şu anda 1,5 senede böyle olduğu için bunun üzerinden artık az sabitlenmiş olanları, daha az yapışmış olanları ben çıkardım. Başka kayalara, köklere güzelce sabitlenebilir. Yani bu da aslında şuradaydı da demin biraz önce oynarken koptu, aslında bu şekildeydi. Demin çıkartmaya çalışırken çok iyi tutunmamış. Tutunmadığı için de bıraktı kendisini. Bunu da artık başka bir mango köküne saracağız. 1,5 senedeki halleri bu şekilde oluyor. Şu 5-6 yapraklı anıviyastan, ithal gelen anıviyastan bu hale ulaşabiliyor arkadaşlar. Şimdi anıviyasın özellikle şunu çok soruyorsunuz. Yaprakları öldü. Ben de yaşıyorum. Bazen gübreyi çok kaçırıyorsunuz. Bazen ilacı çok kaçırdığınızda anıviyas yapraklarını direkt dökebiliyor. Bu yaprakları en dibinden kesip alabilirsiniz arkadaşlar. Hiç korkmanıza gerek yok. Makasla veya falçatayla keserseniz, bir jiletle keserseniz, keskin bir jiletle daha güzel olur. Dipten alabilirsiniz bunları. Beğenmediğiniz yapraklarla uğraşmayın. Zaten bitki kendisini yenileyecektir. O eski yaprakları tedavi etmekle uğraşmasın bitki. Yeni yaprak çıkartsın. Şu uçtan yeni filizler çıkartacaktır. Şimdi şöyle bir anıviyasım var. Bu da anıviyas mini diye gelmişti arkadaşlar. Bu çok fazla uzamıştı. Bir sürüydü böyle. Sonra ben ilacı fazla verince bütün yapraklarını dökmüştü. Bütün yapraklarını dökmüştü. Ve ortadaki rizomu kalmıştı. Ben atmadım rizomu. Rizomda yaklaşık 3-4 ay sonra gördüğünüz gibi her yerinden yaprak patlattı.
Şimdi bunu ne yapacağız? İsterseniz bunu bu şekilde mango kökünün üzerine yapıştırabilirsiniz. Veya çoğaltabilirsiniz. Nasıl çoğaltacağız? Gelin beraber bakalım. Daha yakından inceleyelim. Şimdi şurada... Netlesin kamera. Evet. Şurada bakın arkadaşlar. İki tane ayrılmış. Gördünüz mü? Ben bunu bakın uçtan kesmişim. En uçtan şuradan kesmişim. En uçtan kestiğim için bitki artık ucuna büyüyememiş. Ve yandan iki tane patlatmış. Aynen daha önce videomda anlattığım gibi. Akvaryum bitkilerinde budama nasıl yapılır da anlatmıştık. Sağ üst köşede çıktı. Oradan da izleyebilirsiniz. İki tane patlatmış. Ne yapacağım? Ben artık istersen bu patlattığı anıviyası buradan yavaşça alabilirim. Çok incitmeden. İşte bu kadar. Artık bir anıviyasım daha var. 2, 4, 6, 7 yapraklı gayet sağlıklı bir anıviyas. Bunu da bir mango kökünün üzerine dikebilirsiniz. Bakalım kaç tane anıviyas elde edeceğiz bu bir kökümüzden. Şu bir. Şuraya koyalım. Devam ediyorum. Bakın burada gene aynısı var. Şuradan yavaşça kırabilirsiniz. 2. Bakın az değil. 6 yapraklı, 7 yapraklı. 2 tane elde ettik. Bakın burada geri de var. Geriden patlatmış. Şurada en dipte var. Onu da yavaşça alabilirsek eğer. Evet, zaten kendisi ayrılıyor arkadaşlar. Bir süre sonra dokunduğunuzda çoğalmak istediği için çoğalan bitki ana gövdeden kendini ayırıyor. Bakın 3. Devam ediyoruz. Daha küçük olanlar da var da. Şurada var. Şunu alabiliriz. Evet, şuradan yavaşça dokunduğunuzda zaten çıt diye kırılıyor. Bakın 4. 4 tane anıbiyasımız oldu. Devam ediyoruz. Buralarda daha küçükleri var. İstersek şöyle yapabiliriz. Ben şuradan rizomdan da bölebilirim. Şuradan bölelim. Bakın. Bu 5. anıviyasımız. Gayet güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapraklı ve rizom da altında. 5. anıviyas. Şuradan alabilirim. Hatta burada 2 tane var ama şu 3, 4 yapraklı. Bunu almak istemiyorum. Şu da 4 yapraklı. Bu ikisini birden şuradan kesersem gayet güzel olacak. Evet, kestik. Bu 6. anıviyasımız arkadaşlar. Bakın neredeyse 10 yapraklı ve rizomlu. Bu rizomdan da patlatacaktır daha fazla. 6. anıviyasımız. Devam ediyoruz. Şurada bir tane var. O ikisinin ortasından da bölersem. Evet. 7. anıviyasımız, 8. anıviyasımız. Gördüğünüz gibi 8 tane bir rizomdan 8 tane anıviyas elde ettik. Bunları da lav kayasına, kütüğe sararak, sabırlı olarak, düzenli su değişimi yaparak bir 7-8 ay sonra, 1 sene sonra mükemmel her birisinden bu boyda anıviyas elde etmek mümkündür arkadaşlar. Bakın ne kadar sağlıklı olduğunu görebiliyoruz. Bakın uçtan sürekli yaprak çıkartıyor. Haftada 1 ila 2 yaprak çıkartır. Anıviyas eğer yerini sevdiyse haftada 1 yaprak çıkartır. 2 yaprak da çıkartabilir. Ben anıviyaslarıma kesinlikle karbondioksit vermiyorum arkadaşlar. Karbondioksitle uğraşmıyorum. Zaten yavaş gelişen bir bitki. Karbondioksit verip de onu strese sokmanın anlamı yok. Üzerinde yosun yaptırmanın da anlamı yok. Eskiyen şu gerideki ilk yaprakları, sararan yaprakları buralardan almanız lazım arkadaşlar. Bunlarla uğraşmayın. Mutlaka bunları alın. Yalnız çok önemli bir uyarım var. Anıviyasa bakım yaptıktan sonra, budadıktan sonra veya yapraklarını kopardıktan sonra, böyle kestikten sonra kesinlikle akvaryuma direkt koymayın. Önce bir ön yıkamadan geçirin. Çünkü anıviyas kesildiğinde bir sıvı salgılıyor, kristalize bir sıvı. Ve bu sıvı karideslerinizi, kerevitlerinizi, bazı türdeki balıklarınızı sıkıntıya sokuyor. Solungaçlarına falan takılıyor ve bu yüzden de kayıplar yaşıyorsunuz. Ben yıllar önce bunu bilmiyordum. İthalattan gelen anıviyaslarım vardı ve bir sürü kerevitim vardı. Kerevitlerin içine direkt koymuştum. Maalesef 100 civarında kerevitim ertesi gün maalesef ölmüştü.
Çünkü kerevitlerin ve karidesleri çok etkiliyor bunun o kristalize sıvısı. Bazı tür balıkları da etkilediğini duymuştum. Dikkatli olun. Bunu kestikten sonra mutlaka bir suda yıkayın. Hatta gerekirse bir gün bekletin. Daha sonra akvaryuma koyun. Daha iyi olacaktır. Ve suyun içindeyken kesim yapmayın. Bazıları hani makası daldırıp böyle ucundan tırt diye kesiyor. Eğer karidesleriniz varsa arkadaşlar geçmiş olsun. Bütün karidesleriniz ölür. Bakın arkadaşlar, bu anıbiyası da 2 sene önce aynı mangro kökün üzerine yapıştırmıştım. Hatta ilk diktiğim anaç burada. Bakın, görüyorsunuz şurada küçücük. Şu anacımız, şu ufak şey anacımız bizim. In vitro olarak gelmişti yurt dışından. Küçücük de anıbiyas mini olarak dikmiştik. Mango köküne sarmıştık. Daha sonra bu anaç rizomunu uzatarak kocaman bir rizom oluşturdu, gövde oluşturdu. Ve aşağı yukarı 2 senede gördüğünüz gibi dev bir anıbiyas oldu. Anıbiyas mini değilmiş. Anıbiyas mini olarak gelmişti yurt dışından bu. Şurada ilk diktiğim anıbiyas mini'yi anaç olarak görebiliyorsunuz. Hala burada. Bu rizom uzattı. Bu rizomdan da kocaman bir anıbiyas oldu.